Üstelik ismini Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazdıran bu büyük devlet adamının, Türk milleti tarafından kendisine baba denilen bu devlet adamının bu ebediyete intikal günü babalar gününe geldi. Bu günde burada bizimle olduğunuz için Demirel sevdasına inanan sizleri, siz değerli hemşerilerini, Türkiye'nin her yerinden, Edirne'den, Iğdır'dan, Rize'den, Antalya'dan, Hakkari'den, Muğla'dan, Çorum'dan, Tokat'tan, Urfa'dan, Nevşehir'den, Amasya'dan, Mersin'den, Van'dan, daha aklıma gelir Samsun'dan, Eskişehir'den gelen, Türkiye'mizin her yerinden gelen, Isparta'mızın her köşesinden buraya gelen tüm değerli Demirel sevdalılarını, siz değerli vefalı dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca Allah rahmet eylesin Sayın Şevket Demirel ve ailesine. Biraz önce dualar ettik Şevket amcamıza. Isparta'ya yaptığı, bu memlekete yaptığı katkılardan dolayı onu da rahmetle anıyoruz. O da Isparta'nın babasıdır. Bu babalar gününde iki tane değerli Isparta evladını sizlerle beraber dualarla andık. Ben kendilerine rahmet dilerken sayın bakanlarımıza sözleri vermek istiyorum. Ve sayın İYİ Parti Genel Başkanı, sayın Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in sayın Cumhurbaşkanımızın ebediyete intikali nedeniyle göndermiş olduğu telgrafı okumak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye davasının kahramanı, kurucusu olduğu partinin kadrolarında yer almaktan ve İçişleri Bakanı olarak çalışmaktan büyük onur duyduğum ve kendisinden çok şey öğrendiğim büyük devlet adamı ve siyasetin duayeni, Isparta'mızın ve Türkiye'mizin gururu Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve babamız. Unutulmaz lider Süleyman Demirel'i ebediyete intikalinin 3. yıl dönümünde rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Ömrünün tümünde siyasete girmeden evvel devlet kadrolarında mühendis ve genel müdür olarak 1965'ten itibaren de Cumhurbaşkanı seçildiği 1993'e kadar Türkiye'nin imar ve inşasında demokrasinin korunmasındaki hizmetleri unutulmayacaktır. Siyasette davasına yürürken her şeyi satın alan bir Türkiye'den dünyanın 16. büyük ekonomisi haline gelmiş bir büyük Türkiye'ye ulaşılmıştır ve ülkemizin her yanı dev eserlerle donatılmıştır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vasıflarının titizlikle korunmasına ve kalkınmanın demokratik niteliğinin mutlak mevcudiyeti esaslarına büyük bir sadakatle yapmıştır. Cumhurbaşkanı seçilişinin 25. yılını idrak ettiğimiz bu günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin her köşesinden her kişisini kucaklayan Atatürk'ün evinde milletle bütünleşerek ülkemizi her platformda ve dünya devletleriyle uluslararası alanda temsilde ve ilişkilerimizin güçlendirilmesindeki rolü de tartışılmazdır. Ve herkes tarafından takdirle anılmaktadır. Kendisine bu milletin şükran borcu vardır ve gururla hatırlanmaya devam edecektir. Ebediyete intikalinin 3. yıl dönümünde büyük devlet ve siyaset adamı Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet diliyor. Türkiye'nin babası babamız Süleyman Demirel'in bugüne denk gelen Babalar Günü'nü kutluyor. Şahsınızda siz değerli Demirel ailesine, Isparta halkına ve milletimize taziyelerimi yineliyorum. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı. Bravo. Teşekkürlerimi arz ediyorum ve Sayın Bakanımız Hamdi Üçpınarlara sözlerini söylemek üzere mikrofonu veriyorum. Sayın Bakanım,
hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşler. Öncelikle idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah Ramazan ayında yapmış olduğunuz tüm ibadetlerin Allah'ın nezdinde kabulünü de dualarımla ifade etmek istiyorum. Tüm dualarınız, yapmış olduğunuz ibadetleriniz, yapmış olduğunuz hayır hasenatlarınız kabul buyursun. Cenab-ı Allah bu günümüzü aratmasın. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz verdiği sağlık, sıhhat, afiyetten dolayı. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz verdiği sağlıktan dolayı. Değerli dostlar, bugün anlamlı bir gün. Bu her ne kadar tüketici toplum için yaratılmış